Şimdi hala sol... genç çocuk dedisin ya vallahi. Sanki 70-80 yaşında. Vur vur Uğurcuğum vur. Bak programın önünde bana perif takçık dedin. Evet. Sen istediğin gibi konuş. Cüneyt abi. Çok çocuktun değil mi izlerken Cüneyt abi? Şimdi şöyle bir şey vardı. Biz o zaman sağ tandanslıydık. Bizim aile, dayılar filan da öyle. Cüneyt abinin o yıkılmayan adam, ondan sonra yalnız adam, o Cemiller, Cemil dönüyorlar. Fakat yıkılmayan adam da, ben işte o zaman 13-14-15 yaşlarındayım ama deşifre ediyorum tabii olayı. Yıkılmayan adam biraz sol tandanslı bir film. Şimdi üzülürdüm ben Cüneyt abiyi böyle sol tandanslı filmlerde görünce. Akabinde Kara Murat, Battal Gazi böyle tarihi filmlerde görünce geri sevinirdim. Evet derdim, yani Cüneyt abinin asır kimliği bu. Öbürleri de herhalde yönetmen tarafından zorla çektirilmiş gibi düşünürdüm. Bak yani. Nasıl kafamızı yıkamışlar. Çok. Binlerce yıl bizi komünizmin önünde fedainer alayı gibi kullandılar. Yani Rusya bir saldırıda ilk biz gideceğiz. Ve öyle kafamızı yıkadılar ki komünist mi? Allahsız en kötü insan. Sol mu? Felaket kaç. Ya sol, sen sanatçısın. Sol emek yanadır. İnsan şerefinden yanadır. Türkiye'de sol da yok, sağ da yok. Ben sana söyleyeyim. Karma çorman oldu. Ama ben bir sanatçı olarak insana, insan şerefine saygı duyarım. Şimdi buna kimse mani olamaz. Yıkılmayan adamda bir tek şey vardı. Bin tane kurşun yer. Ayak öpmem. Diz çökmem. Eğilmem. Ölürüm. Yıkılmam. Niye? Ya ben insanım. Benim haysiyetim, şerefim var. Askerin başına çuval geçirdi, kimse ses çıkarmadı. Ama yıkılmayan adam kaç yıl önce, diz çökmem, yıkılmam, ölürüm, yıkılmam dedi. Bu Türk gençliğine nasıl güzel şeyler götürdü, güçler götürdü bu film, biliyor musunuz? Bu sen biliyorsun, yaşadın o şeyi. Biraz anladığım kadarıyla... Şimdi buradan şuraya gelecektim ben aslında. Tabii biz o zaman çocuğuz. Yani kendimiz sağ tarafta olduğumuz için sol tandanslı şeyler. Yani sevdiğimiz... Sol tandanslı pek bilmez. Pek de bilmeyiz tabii. Ama sevdiğimiz bir insanı, şimdi Cüneyt abiyi de seviyoruz ya. Sol film, sol eğilimli filmlerde görmek istemezdik. İşte buradan kitlenin sanatkara bakışını söylemek istiyorum. Mesela o dönem belki bizim sevmediğimiz bir partinin saflarında Cüneyt abiyi görmüş olsun. Daha da rahatsız oluruz. Belki filmlerini bile izlemeyecek noktaya gelebiliriz yani. Sanatkarla kitlenin arasında böyle bir bağ var. Yani sevdiği adamı sevmediği bir siyasi partide görürse silebilir. Takım, evet. Futbol takımında bile Fenerbahçe hayranıysa sen Galatasaray'ı dedin. Erdoğan. Biraz bu... O benim şey. Türk halkı kadar sanatçısına saygı duyan, defa sevgi gösteren bir millet yok. Öyle bir yerine bastırıyor ki o. Onun canı, kanı, ailesi, her şeysiz sanatçı olarak. Şimdi 12 Eylül 80'ine kadar hani sağ ve sol kelimeleri biliniyor ya da bilinmiyor. Yani ne olduğu tam olarak anlaşılıyor ya da anlaşılmıyor ama çok kullanılan kavramlardı. Yani bir aslında tarafta... özetle şöyle söyleyeyim. Bizim o dönemde anladığımız sol küsürlü yıllar diyelim. Sol, dini hassasiyeti olmayan, milli hassasiyeti olmayan, sağda dini hassasiyeti ve milli hassasiyeti olan. Bu şekilde algılardık biz. Tabii çok yanlış. Yanlış tabii ki. Sol var. Milli duygusu olmayan sol olmaz ki. Hayır, bizim o zamanki algımız buydu. İşte onu söylüyorum ya. Nasıl yanıltılmış gençler. Fakat. O kadar güzel bir şey söyledin ki. Gençler şöyle bir düşünsünler geçmişlerini. Nasıl kafaları yıkanmış. Nasıl götürülmüş. Solda yalnız dini hassasiyeti olmayan kavramının yani o zaman için konuşuyorum. Çok da yanlış olmadığını düşünüyorum. Milli hassasiyet olabilir ki vardır mutlaka. Çünkü vatan, toprak, bayrak bu konuda milli hassasiyetlerin çok ben düşünüyorum. Van'da bir konuşma yaptım. Yani. Kimse kimsenin daha az dindar, çok dindar olduğunu kimse hakkında karar vermez. Kesinlikle. Bu hakkında kimse Kur'an'da ve Allah'ta vermez. Kesinlikle ama bizim bilebileceğimiz bir şey var ki eğer sen bir ibadeti yapmak istediğinde sen bu ibadeti burada yapamazsın kardeşim, git başının çaresine bak diyorsa sen diyorsun ki bu adamın dinine hassasiyeti yok. Ha, daha az mı dinler, daha çok mu dinler, onunla ilgili bir şey yok. Yani sana sen burada bu işi yapamazsın diyorsa birisi, sen diyorsun ki dinine hassasiyeti yok bu adamın diyorsun. Yani beş vakit namazını kılmıyor, oruç tutmuyor, hacca gitmiyor, zekatını vermiyorsa. Dini hassasiyeti yok. Bakın dini hassasiyetin olmaması bir insanın Müslüman olmamasını gerektirmez. Benim düşündüğüm. O zaman Müslüman olabilir, mümin olabilir. Ya, bak bizim en tehlikeli durumu anlatıyorsun Türkiye'de. Bizi öyle de bölüyorlar. Laik değil.
İnanan inanmayan, az inanan az inanan, İslam haysiyet, İslami hassasiyeti olan olmayan diye. Çok tehlikeli bunlar. Hayır, şu anda o kadar netleştirdiler ki. Sen şu anda ne olursa olsun bir insan olarak ben sana Uğur kardeşime dünyanın en büyük saygısını duyuyorum. Göstermek durumundayız ama şu anda işte ya biraz önce geliyorlar. Allah'ın bir parçası o. Geriyorlar dedikleri şey var ya, biraz önce size söylediniz, geriyorlar diye. Geriyorlar. O aslında o gerginlik denilen şeyi şu anda saf oluşturmaya çalışıyorlar ki gündür gazetelerde başbakanı da ısrarla öteki Türkiye yok, iki Türkiye yok, beş Türkiye yok, üç Türkiye sözlerine karşı çıkışının altındaki sebep de bu. Şöyle tek de Türkiye var anlamında. Evet, şöyle de bir problem var. Diyor ki ben değiştim diyor birileri. Veyahut ben şu anda hemen anladık işte kim olduğunu. Laik düzeyde koşuyor. Laik düzeyde. Bir sanatçı zekası bir tek cümleyle dünyayı alt üst edebilir. Laik düzeni benimsiyorum diyor. İfade ediyor mu bunu? İfade ediyor. Az evvel Cüneyt abi bir şey dedi. İnsanların kalbini açıp bakamazsınız. Şimdi hala bu ifadeyi duymasına rağmen diyor ki birileri yok diyor. Takiye yapıyor. Şimdi ben o evet biz laik düzeni benimsedik ve laik sistemin içerisinde siyaset yapmayı kendimize uygun gördük ve bu uğurda da çalışacağız diyor. Yani söz veriyor halkına, insanına. Öbür tarafta diyor ki birileri yok diyor. Burada samimi değil, takiye yapıyor. Peki bu lafı söyleyenlere dini noktada hassasiyeti olduğunu ifade etse o kişi, laik değil diye itham eden kişi. Ben de desem ki ya sen de dinin yok. Senin de dini hassasiyetin yok. Her ne kadar bunu ifade etsen de bu sende yok desem bir kargaşa çıkmaz mı? Bir gerilim olmaz mı? Ya şimdi bakın bu, ben şuradan bunu anlıyorum ben. Biraz önce Cüneyt abinin bahsettiği tehlike var burada. Şimdi şu anda sen mesela bir şey konuşuyorsun ya, hemen şunu diyebilirim ben. İşte bir saf oluşmuş, safın bir tarafında Uğur var. Yani işte biz safın bir tarafında Uğur. Uğur dayanıyor ama çekmeye çalışıyorlar. Şimdi Uğur sanatçı haysiyetiyle dayanıyor. İnsan zerafetiyle bazı şeylere hayır diyor ama zorluyorlar. Bir de Uğur yani takiye yapan yapmayan, yani Türkiye'nin durumunu şu siyasi genel anlamda insanlara, kişilere ne kadar önemli olursa olsun, ne kadar büyük liderliği olursa olsun, vasfı olursa olsun indirgememek lazım. Gene orada yanlışlığa düşersin. Gene orada. Genel olarak bakacağız. Bir sanatçının en önemli tarafı, yani tarihi süreç içerisindeki olup bitenleri çok iyi değerlendiren insandır. Bir süreç yaşıyor Türkiye. Orada şahıs isterse Cumhurbaşkanı, o şu parti var, hiç önemli değil. O pencereden bakarsak olayları çok daraltıyoruz. Türkiye artık çok geniş bakmak lazım. Sorunları çok büyüdü Türkiye'nin. Baş edilmez kadar çok büyük sorunlar içerisinde. İşte Kuzey'i, işte Kıbrıs. O Irak, Kuzey Irak zaten Barzani bir facia. Diyor ki sen Kuzey Irak'a girersen orduna, askerine gene çuval geçiririm başına diyor. Yani burada işte o kişileri gözünden bakmayalım. Çok geniş bakalım. Bizim tarihimiz ne? Neler bu? Bizim Türk halkı olarak birikimimiz, gücümüz ne? Bizim tarihimiz, medeniyetimiz o Avrupa'nın Amerika'da 40 bin kere tur attır. Biz adalet götürmüş bir milletiz. Yer gittiğimiz yere. Sen Hristiyan olacaksın diye bahsediyoruz. Ya adamların bütün Avrupa'ya bak, Amerika'ya bak. Tarihi zenginliği ne? Onu sömürmüş, insanları sömürmüş. Köle yapmış, kan ve gözyaşlarını paraya çevirmiş bir medeniyet o. Ha biz önce bunları bileceğiz. Gençlerimize bunu anlatacağız. Gençlerimize sen kimsin? Kişiliğinle, değerinle, tarihi akıllığın var senin. Böyle bir medeniyetin, böyle bir tarihin var. Böyle bir sanatın, böyle bir Mevlana'ya git. Yani bir itrini şeyini söyleyeyim ben size. Hadi. Allahu Ekber Allah. Beş kişi söylesin, 5000 kişi söylemiş gibi. Buradaki makam ne acaba? Buradaki ilahi gücü bir insan nasıl yaratabilmiş? İşte ben oralardan gelmişim. Yunus Emre'lerden, Mevlana'lardan gelmişim. Bunları genel anlamda bakıp bugüne koymamız lazım. Yoksa o siyasi lider bunu söyledi. Bunu o kadar kısır çorak bir tarlaya düşeriz ki yolu bulamayız, su getiremeyiz. Çok özür diliyorum. Bıraksın o söylesin, o da söylesin. Şimdi Cüneyt abicim, çok güzel, köklerimize inelim. Şu seçimler sonrası biraz komplo teorileri kuracağız ikinci bölümde. Kısa bir ara vereceğim ama kısa bir aradan sonra şu seçimlerden sonra sağlam bir iktidar
etrafımızdaki bu kadar hadiseler zincirinin içerisinde Türkiye'yi daha güzel günlere getirecek mi, götürebilecek mi, bunlarla ilgili konuşacağız. Türk halkı olmazsa kimse getirecek. Kısa bir aradan sonra, efendim kısa bir aradan sonra bu tatlı ve renkli konuya devam edeceğiz.